etmeyin oradan. Bozma sofranın düzenini. Kadın titizmiş. Ya Allah Allah ya, birazcık yedik işte. Yeme canım. Etiş büçüş olacak şimdi yemekler. Elleme. Ay büyütme Emine bu kadar. Ay nasıl büyütmeyeyim Meltem Hanım ya? Siz biliyor musunuz mu? Kemal amca iki kere geldi bugün eve. Teftiş etti. İki defa temizlik yaptım be. Hadi ya. Babam teftişe mi geldi? Hı. Şaşırdım vallahi. Sizin eviniz her zaman temizdir, tertiplidir yani. Vallahi bilmiyorum. Üktüm ben bu hanımdan. Yani daha tanışmadan sevmedim, sevemedim. Ne yapayım? Allah Allah. Kemal amca niye bu kadar titizlendi acaba? Ay sakin olun. Birazdan gelecekler. Bütün merakımız geçecek. Ah, geldi, geldiler. Geldiler, hazır olun. Geldiler. Ben... Sakin olun diyene bak. Hadi kalk, kalk. Ya uzaylı gelmeyecek. O da bizim gibi insan işte. Hoş geldiniz. Efendim kızım. Meltem. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yardımcısı Emine. Torunum Emre. Çok sevindim. Torunum Duygu. Hoş geldin. Mutlu oldum. Eşi Berke. Kızımın en iyi arkadaşı Gönül Hanım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Eşi Tuna Bey. Çok sevindim. Damadım Haluk Bey. Memnun oldum. Ben de. Kadın çok asortik birine benziyor. Buyurun Yeliz Hanım. Emine, Yeliz Hanım'ın şapkasını alır mısın? Alalım tabii. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Şöyle buyurun. Meltem Hanım. Kesin yüksek sosyeteden. Şapkasına baksanıza. Bizim Çanak Anten'den bile daha büyük bu. Şişt, yabancı kanalları da çeker bence. Şişt. Nasılsınız Yeliz Hanım? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Eviniz çok şirinmiş. Şirin değil mi? Güzel ama biraz karışık döşenmiş. Ama güzel. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani karışık. Aslında renkler güzel. Ama televizyon baş köşede. Sanki en önemli şey o gibi. Abi, bu doğru. O bu evdeki en önemli şey. Anlamadım. Ne işle meşgulsünüz? Ben adab-ı muaşeret dersleri veriyorum efendim. Ana, adab-ı muşaferet ne ya? Yani görgü kuralları. Onun okulu mu var? Hayır, ben seminerler düzenliyorum. Kurumlara, iş adamlarına, devlet adamlarına, politikacılara. Bu politikacılar, iş adamları, görgü kurallarını bilmiyor mu? Bileni var, az bileni var, hiç bilmeyeni var. Bu insanlar önemli insanlar Haluk Bey. Katıldıkları toplantılarda nasıl yemek yiyecekler, nasıl oturup kalkacaklar, hepsini ben öğretiyorum. Oturup kalkmanın nesini öğretiyorsunuz ki? Oturuyorsun, kalkıyorsun. Çok basit. Ev içinde öyle. Ama davetlerde, resepsiyonlarda, toplantılarda hepsinin kuralı var. Olur mu öyle şey canım? Yani oturmanın kalkmanın dersi mi olur? Dersi değil ama bazı kuralları var. Bu kuralları bilmeden toplum içinde yaşamak zordur. Nereye gidiyorsun? Okula. Dersin ne? Oturma. İkinci ders ne? Kalkma. Bakın, sordunuz diye söylüyorum. Toplum içinde kulaktan kulağa fısıldamak
yanlıştır. Emre'cim, keşke arada bir sen de Yeliz Hanım'ın seminerlerine katılsan. Ya ben öyle... böyle içimden nasıl gelirse öyle oturup kalkıyorum yani. Ama Haluk Bey, sonra sizin için ne kaba adam demezler mi? Yok, demezler. Neden? Yani eğer bir diyen olursa onun ağzını yüzünden kırarım. Kırar ama çok iyi insandır. İyi insan ama biraz işlenmesi gerekiyor. Sonra konuşuruz. Yeliz Hanım, kusura bakmayın ama... Haluk! Mutfak. Burada bir şey konuşuyor. Yardım eder misin canım bana mutfakta? Sonra etsem? Mutfak. Müsaadenizle. Efendim, bizim damat çok yardımseverdir. Yardımsever ama kurallardan habersiz. Yani aslına bakarsanız Yeliz Hanım, bence bu görgü kurallarını okullarda ders olarak okutmaları lazım. Müfredata girmesi lazım. Değil mi efendim, değil mi? Ben neye hayıflanıyorum biliyor musunuz? Niye bizim ülkemizde Adab-ı Muaşeret Üniversitesi yok? Doğru. İstersen abartma Tuna yani. Tamam, iyi hoş da 4 sene biraz fazla değil mi? Değil mi? Peki bu çocuklar okulu bitirdikten sonra ne iş yapacaklar efendim? Oturup kalkacaklar enişte. Kabalaşıyorsun. Ben mi kabalaşıyorum? Evet, sen. Kadını görmüyor musun? Burnu Kaf Dağı'nda. Havuca fırça çekti. Bana çekti. Bence gayet iyi niyetli. Bize bilgi veriyor. Ya biz onu buraya adab-ı muaşeret kurallarını öğretsin diye mi çağırdık? Kadının bir suçu yok ki. Biz ona ne iş yaptığını sorduk. O da anlatıyor. Manin. Bu kadın prenses midir nedir? Kesin saraylarda büyümüş bu kadın, kesin. İsmi de çok asortik, Yeliz. Bence biz ona kısaca Kraliçe Elizabeth diyelim. Yok. Hayatta her şeye tahammül edebilirim ama görgüsüzlüğe asla. Aynen. Hele sonradan görme insanlara hiç müsamaha gösteremem. Niye? Sonradan görmek küçümsenecek bir şey değil ki. Tam tersine bir başarı hikayesi. Başarı hikayesi mi? Tabii. Ya adam anasından görmemiş, babasından görmemiş. Kendisi çalışmış, sonradan görmüş. Böyle bir adamı niye küçük göreyim ki? Tam tersine alkışlarım. Ayrıca bu ülkede herkes sonradan görme. Eskiden... Hatırlar mısınız bilmiyorum ama sabun yoktu. Böyle Almanya'dan izne gelen işçilere sabun ısmarlardık. Mesela ben yıkanmaktan nefret ederdim. Çünkü hep gözlerim yanardı. Ama şimdiki çocuklar böyle göz yakmayan şampuanlarla yıkanıyor. Şimdi her şey var ama eskiden öyle değildi. Dolayısıyla herkes sonradan görmüyor. Halukcuğum, Yeliz Hanım onu kastetmedi. Öyle mi? Neyi kastetti? Yeliz Hanım... Sonradan para kazanmış ama kendini geliştirememiş, yetiştirememiş, kaba saba insanlardan bahsettim. Hislerime tercüman oldunuz Meltem Hanım. Annemin yabancı dili çok iyidir. Anında tercüme eder. Yeliz Hanım, isterseniz masaya geçelim. Nasıl arzu ederseniz. Buyurun buyurun, lütfen buyurun. Ver böreği için. Oğlum. Masayı kim hazırladı? Ben hazırladım. Nasıl olmuş? Fevkalade efendim, fevkalade. Ama bir iki ufak küçük yanlış var. Yanlış derken? herkese birer çatal bıçak var. Herkesin birer tane ağzı var da ondan birer tane koydum. Yeliz Hanım.
birer ağzı var ama yemek birden fazla. Her yemeğin çatalı bıçağı ayrı olur. Ana yemeğin çatalı bıçağı başka, salatanınki ayrı. Ama ziyanı yok canım, ziyanı yok. Ne olacak, biz bizeyiz tabii. Olur böyle şeyler. Yani bu böyle aile yemeği olduğu için çok önemsememiştir Emine. Biz bize yani. Tabii canım, biz bize. Tabii canım, aile yemeği. Yemekte Prenses Diana'yı ağırlayacaksın deselerdi 250 parça yemek takımını böyle yayardım masaya. Peçeteleriniz çok güzelmiş Meltem Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir de masada doğru yerine yerleştirilebilseydi daha iyi olacaktı ama olsun canım, biz bizeyiz, ne olacak, ziyanı yok. Ya baba, ne zaman yemek yemeye başlayacağız? Emineciğim, sen istersen yemekleri servise başla. Alayım tabaklarınızı. Alalım, bir tane. Ben şey yapayım, buradan bir patates. Yeliz Hanım nasıl? Yemeği beğendiniz mi? Fevkalade efendim, fevkalade. Ama... Ama dedin mi yandın? Keşke kırmızı etin sosu da uygun olsaydı. Yeliz Hanım, kesinlikle katılıyorum size. Bence sos olmamış. Tuna! Yani sus. Soslar yemeğin lezzetini arttıran önemli unsurlardır. Ama asla yemeğin tadının önüne geçmemelidirler. Onun için de kırmızı etle başka sos, beyaz etle başka sos yapın. Yemeğin tadını mı kaçırmış yani? Ziyanı yok canım, ziyanı yok. Bizim tadımız kaçmasın değil mi? Efendim, önemli olan kalpler bir olsun. Vallahi ben beğendim. Sosu da güzel. Ben de çok beğendim. Bence de güzel olmuş. Yeliz Hanım, ayıptır sorması. Yani siz daha iyi bilirsiniz diye şey yapıyorum. Kırmızı etle beyaz şarap, değil mi? Hayır, kırmızı etle kırmızı şarap, beyaz etle beyaz şarap içilir. Yani bunun böyle yasal düzenlemesi mi var? Yani ben istediğim şarabı istediğim etle yerim, içerim. Evet, yani ikisi de kafa yapıyor değil mi? Yani sarhoş olunuyor ikisiyle de. Evet. Tabii canım, yani çevirmeye girdiğinde polis sana ne yedin, yanında da ne içtin diye mi soruyor? Eğer alkollüysen çat diye cezayı yapıştırıyor. Efendim, tabii ki insan istediği etle istediği şeyi içebilir. Ama... şık olmaz, sofra adabına uymaz. Babacığım. Efendim? Bir mutfağa gidelim mi? Gidelim kızım. Müsaadenizle. Babacığım, sen bu kadınla nasıl yapacaksın? Ne demek nasıl yapacaksın? Ay yani yanlış anlama tabii, biz de çok tanımıyoruz ama... yani bu kadın biraz şey... Ne? Asortik. Adı üstünde. Kraliçe Elizabeth. Aşırı yüksek sosyeteden bu kadın Kemal amca. Yani senin benim hiç takılmadığımız şeylere aşırı titizlik gösteriyor. Yani ben sizin bu kadınla yapabileceğinizi hiç zannetmiyorum Kemal amca. Bir kere kafasına taktığı o çanak anten yüzünden siz yan yana bile yürüyemezsiniz. Ya aranızda böyle mesafe olması lazım. Yani babacığım, Yeliz Hanım protokole biraz fazla önem veriyor. Biraz kuralcı. Sen öyle biri değilsin de. Biraz saçmalamayın çocuklar. Adap usul ben de bilirim. Ben müsteşarken bütün bunların dersini aldım. Devlet adamıyım ben. Adap usul, adab-ı muaşeret. Bunların hepsini gayet iyi bilirim. Hem siz hiç merak etmeyin. Biz kendileriyle gayet iyi anlaşıyoruz. Bu adab-ı muhabere kuralları bana göre değil.
Emre, muhabere değil, muharebe. Adab-ı muharebe, adab-ı muhaşeret. Evet, adab-ı muhaşeret kuraldı. Ben bu kadar çatal bıçağın içinden çıkamam. Aslında çok kolay Emre'cim. Her zaman en dıştaki çatalı bıçağı kullanacaksın. Değil mi? Doğru. İşin bitince tabağın içine paralel şekilde koyarsın. Tabağa paralel düşünce aslında bu garsona bir mesajdır. Yemeğin bitti, tabağımı alabilirsin demektir. Ya garson bilmiyorsa? Eğitimliyse bilir. Tabii tabii. Eğitim şart havuç. Ya Yeliz Hanım, aslında ben çok iyi biliyorum bunları. Tam ben söyleyecektim, o sırada Gönül söyledi yani. Değil mi Gönül? Madem sofra kurallarından bahsediyoruz, Haluk'cum, bardağının da tabağının sağında olması gerekiyor. Yani sağında duracak, solunda değil. Çok doğru. Bardak tabağın sağında, solunda da ekmek ve salata olacak. Aslında bunu da ben çok iyi biliyordum. Tam söyleyecektim, Meltem söyledi. Yeliz Hanım, sizinle yemek yemek için böyle bir yıl hazırlık okumak lazım. Ben okudum. Hani eski müsteşar olduğum için bu işleri çok iyi bilirim. Bakın mesela benim su bardağım tabağın sağında. Değil mi efendim? Meyve servisimiz başlamıştır. Buyurun. İşte meyvelerimiz de geldi. Efendim, erik ve şeftali yemek zordur. Ama kuralını bilen için gayet kolaydır. Öyle değil mi efendim? Doğru. Erik yemekte ne var ki dede? Alacağız, yiyeceğiz. Hayır. Eriği çatal ve bıçakla yiyeceksin. Niye? Elle yersek erik bize küsecek mi? Yani elle yedik diye bizi mahkemeye mi verecek? Ben bunda erik haklarına aykırı bir durum görmüyorum. Gayet elle yenilebilir. Aslında Kemal amca, bunu ben gayet iyi biliyordum. Hatta bunu da söyleyecektim. Yani erik çatal bıçak diye siz söylediniz benden önce. Aslında yeşil erik elle yenir ama bu erik nasıl yenir bilemiyorum yani. Neyse. Şöyle yeniyor, böyle elini alıyorsun. Haluk. Damat, önce eriği tabağına alacaksın. Sonra ortadan ikiye böleceksin. Evet, böyle görüldüğü gibi. Sonra da küçük parçalara ayıracaksın. Haluk, çok kolay. Kemal amca gösterdi. Eriği alıyorsun, al. Ay, şu da. Ne yapıyorsun? Affedersiniz. Ay, ne yapıyorsun? Orayı, affedersiniz. Çok, çok özür dilerim. Ya bırakın bu saçma sapan şeyleri. Ben size şimdi erik nasıl yenir göstereceğim. Eriği böyle alıyorsunuz, gördüğünüz gibi. Sonra böyle yiyorsunuz. Kütür kütür.